Selamlar arkadaşlar. Bugün değişik bir video yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Aslında çok da değişik değil. Bir tane portföy oluşturmuştuk yani. Son portföyler hedefe gitmişti. En son bir tane oluşturmuştuk. Bakın şuradaydı galiba. En son buydu. Bakın 11'inde. 1. ayın 11'inde. Şu an 24'ü. Yani ne? 12-13 günde ne olmuş bu? Ona bakalım arkadaşlar. Değil mi? Buydu değil mi? Buydu. Bakıyorum şöyle. Evet. Bakıyorum şöyle AA 11'i 0111. Şimdi bunu kaç para olduğunu şey bu portföyün ne kadar şey kazanç getirdiğini bulabilmek için şöyle şuraya yazıyorum. Yani, ne yazacağım? Burada bugünün fiyatları olacak. Bugünün fiyatlarını yine şu şekilde buluyoruz. Değil mi? Şöyle gelelim. Fiyat çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Radara geliyoruz. Benim kaydedilmiş aramalar orta seçim diyelim. Evet. Onu şu an ara diyebiliyoruz mu? Orta seçim dedim ama ben Excel aktar diyeceğim arkadaşlar. Bir tanesine kontrol edeceğim. Fiyatı uygunsa tamam. Şimdi ilk önce şöyle çekelim. Ondan sonra çekelim. Eşittir diyeceğiz. Düşey. Düşey ara diyorum. Ay. Düşey. Düşey ara diyorum. Neyi arayacağım? Şu kelimeyi arayacağım. Noktalı virgüldü galiba. Unutuyoruz. Nerede arayacağım arkadaşlar? Şurada arayacağım. Şimdi bunların fiyatlarını çekeceğiz arkadaşlar inşallah. O fiyatları çektikten sonra ve bugünün son fiyatları olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Şurada ara diyorum. Sonra geliyorum buraya. Yine noktalı virgül koyuyorum. 18 yazıyorum. Noktalı virgül 0 yazıyorum. Kapatıyorum. Varsa bulacak. 3,19 KLGYO. Şimdi buraya tekrar geliyorum arkadaşlar. KLGYO yazıyorum. KLGYO. Bunu yazdıktan sonra bugünün fiyatına bakıyorum. 3,19. Evet, benim şu an elektrikler gitti geldi. Monitörüm kapandı. Evet, bugün 3,19 kapatmış KLGYO. Tamam. O zaman doğru. Biz bütün verileri çekebiliriz. Nasıl çekebiliriz? Şöyle 24.01.2023 kapanış fiyatları bunlar olsun. Şimdi bu veriyi çektik ya bunların hepsini artık çekebiliriz. Bunlar güncel veri arkadaşlar. Evet. Kaç tane? 40 tane mi? 39-40 tane hisse seçmiş. Bakalım ne olmuş. Aslında bu model portföy değil. Ama ucuz kalmış olanlar tekrardan kar zarar kar zarar. Yani o günün kapanışı şu arkadaşlar. Yani bu 11. ayın kapanışı. 11. gün kapanışları bunlar. Bugünün kapanışları bunlar. O zaman eşittir diyeceğiz. 100 çarpı kar mı yaptık, zarar mı yaptık? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Şöyle de şunu atalım. İlk önce son gün eksi diyorum ilk gün. Bölü ilk gün diyorum. Böylece kar ya da zarar yaptığımızı göreceğiz. Şimdi bunu birazcık küçültüyorum, yuvarlıyorum. Bu kadar. Hadi bir tane daha yuvarlayalım. Bir de ortaya alalım. Şimdi bunu atılıyorum arkadaşlar aşağı. Evet. Şimdi bunu bir de ortalamasını alıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yap? Şöyle kapanış bu da kar zarar. Şimdi şunu da yapıyorum. Şöyle yapıyoruz. Renk ölçeği. Tamam. Renklendirme yapıyorum. Yani kar zarar bugün itibariyle 24 itibariyle. Şuradan bakıyorum. 11'inde çekmişim. 1, 2, 3 iş günü. 4, 5, 6, 7, 8 iş günü, 9 iş günü. 9 iş günü geçmiş arkadaşlar. 9 gün. Yani hadi 10 iş günü diyelim yuvarlak hesap. 10 iş günü. Evet, o günden beri 10 iş gününde %12 kar. Şimdi burada negatif olan var mı ona bakıyorum.
Negatif yok arkadaşlar. Bakın bazıları %18, 16. ACSL %18. T-Liman %27. Şok marketler %23. Bakın bunlar 10 günde arkadaşlar. İhlas Emanetleri %7'de kalmış. Tüpraş %28. Oo. Evet. Yani bugün %4, %5 yaptıklarını düşünürsek bu hisselerin yine iyi kaldılar. Bugün mesela şeyde Ereğli -3 yapmıştı. -3 yapmasaydı %10 bir getirisi olacakmış demek ki. Yani bugünkü geri çekilmeyi de dikkate alırsak T-Liman, yani son zamanlarda radarıma takılan şey birdenbire yükseldi arkadaşlar. Evet. 10 iş gününde %10'dan fazla kar. Bunu kaydediyoruz. Herkese iyi günler.